15 Temmuz'la ilgili olarak biz aşağı yukarı bir haftadan bu yana başkent Bişkek'te, Kırgızistan'da bir sürü etkinlik düzenliyoruz. Kırgız halkına, kendi soydaşlarımız olan Ağızkalı Türklere, burada yaşayan vatandaşlarımıza 15 Temmuz'un ne anlama geldiğini anlatmaya çalışıyoruz. Bu çerçevede birkaç günden beri süren sergimizi bu sefer de Milli Kütüphane'nin 3. katına getirdik. Ve burada gördüğünüz üzere 15 Temmuz gecesi olanları, ertesi gün devam edenleri, ondan sonra Milli Birlik ve Demokrasi mitingini, hepsini görselleriyle sergi halinde sunduk. Bugün aramızda büyükelçiler vardı, Kırgız yetkililer vardı, Ağızkalı Türk toplumunun yetkilileri vardı, vatandaşlarımız vardı, sizin gibi Manas Üniversitesi'nden gelen arkadaşlarımız vardı. Gayet kalabalık bir gruba güzel bir şekilde tanıtmış olduk. Sergi hakikaten çok dikkat çekiyor. Çünkü görsel olarak olup bitenleri o gece yaşamamış olsam bile bu sergide büyütülmüş şekli gördüğünüz zaman hakikaten çok dikkat çekiyor. O bakımdan bir sürü insana 15 Temmuz'un ne anlama geldiğini anlatabildiğimize inanıyorum. ...15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri kapsamında Büyükelçiliğimizle birlikte fotoğraf sergisini gerçekleştiriyoruz. Malumunuz 15 Temmuz Türkiye'de hain darbe teşebbüsü girişimi ülkemizde 251 şehidimize, 2000 üzerinde gazimize mal olan bir girişim. Bu toplumumuzda tabii ki çok büyük yaralar açtı. Bunu tabii ki Türkiye'de milletçe bunu yaşıyoruz, her an yaşıyoruz. Ama aynı zamanda yurt dışında da görev yaptığımız ülkelerde, ilişkide olduğumuz ülkelerde de onların halkına bu menfur hadiseyi anlatmak, onlara demokrasiye sahip çıkılması noktasında bir mesaj vermeye çalışıyoruz. Birlikte yaşamanın önemini vurgulamaya çalışıyoruz. Maalesef bu hain terör örgütü, Sayın Büyükelçimiz biraz önce de bahsettiler, yani yıllara sari çok planlı, programlı, gizli bir şekilde yapılanarak gelmiş ve milletimizi de maalesef en hassas yerine vurmaya çalışmıştır. Tüm müesseselerimizi ele geçirerek maalesef en son bu kanlı darbe girişiminde bulmuşlardır. Dolayısıyla bu bilinci gelecek nesillerimize bir her yıl bu farklı etkinliklerle hem yurt içinde hem yurt dışında farklı etkinliklerle bunları insanlara duyurmaya devam edeceğiz. Bu konuda devletimiz hiçbir zaman geri adım atmayacaktır. Bu terörün her türlüsüyle, bunun gibi terörün her türlüsüyle mücadele etmeye devam edecektir. Türkiye Cumhuriyeti'nde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde FETÖ-PDE ile ilgili yapılan, özellikle FETÖ-PDE'nin temizlenmesine yönelik yapılan temizlik hareketleri devam ediyor. Büyük bir çoğunlukla da zaten bunlar tamamlandı. Ancak dünyanın diğer ülkelerinde bunun henüz daha bu aşamada olduğunu göremiyoruz. Benim sizler aracıyla dünyaya bir mesaj etmem gerekiyor burada. Bu örgüt, terör örgütü çok tehlikeli bir örgüt. Devletin içerisinde ayrı bir devlet yapısı oluşturarak devleti yönetmek, daha sonra da dünyadaki diğer devletlere aynı şekilde, aynı sistemle hareket edip dünyadaki diğer devletleri yönetmek ve nihai olarak da dünyadaki bütün organizasyonlarıyla birlikte dünyayı yönetme hedeflerine girişiyorlar. Böyle sapkın, böyle kabul edilemeyecek bir yapıları var. Dolayısıyla dünyadaki bütün ülkelerin, uluslararası toplumun bu konuyla ilgili daha hassas hareket etmesini temenni ediyorum. Ve özellikle şunu da belirtmek istiyorum sizlerin aracılığıyla. Anavatan Türkiye Cumhuriyeti tek bir bütün, tek bir yumruk olduğunu 15 Temmuz 2016 tarihinde göstermiştir.
bunun da bu şekilde görülmesi ve özellikle FETÖ-PDE'yi arkadan destekleyen diğer dış güçlerin, dış mihrakların da bu konuyla ilgili alacakları mesaj ve aldıkları mesaj nettir. Bunu sizler aracılığıyla bir kez daha buradan belirtmek isterim. Ve Anavatan Türkiye Cumhuriyeti, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki birlik, beraberlik, kardeşlik ebediyete kadar devam edecektir. Bunu da son kez olarak buradan sizlerin huzurunuzda ifade etmek istiyorum. Teşekkür ederim. Thank you.